Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, harika bir tarifle yine sizlerleyim. Çok lezzetli, gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Çıtır çıtır, çok lezzetli bir poğaça, bir börek. Evet buyurun şimdi bu enfes böreğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Ve hamurumu oluşturmak için 2 su bardağını tabağıma aldım. 2 tane yumurtam var. Birinin sarısını üzerine ayırdım. Onu da dahil ettim. Hemen karıştıralım. Evet, kafi derecede karıştırdık. Şimdi unumuzu peyderpey tabağımıza alıyoruz. Bir miktar un aldım ve bir tatlı kaşığı tuzumu da dahil ettim. Hamurumu oluşturmaya başladım. Hakikaten yumurtayı çok güzel çırpmışım. Köpük köpük olmuş. Evet, bir miktar daha un alacağım. Evet arkadaşlar, hamurumuzu ne kadar iyi yoğurursak, ne kadar çok yoğurursak o kadar güzelleşir. Görüyorsunuz hamurum ne kadar güzelleşti. Şimdi tezgah alıyorum. Evet, tezgahıma bir miktar un aldım. Hamurumu tezgaha aldım. Üzerine de çok az, belli belirsiz un serptim. Hamurumu ikiye bölüyorum. Evet, 2 tane büyük bezem vardı. Tabağıma çok az un serptim. Hamurları aldım. Üzerine örteceğim. 5 dakika dinlendireceğim. Evet, 5 dakika bekledik. Tezgah bir miktar un serpip hamurumuzu üzerine alıyoruz. Evet, bir tane. Evet, hamurumuzun da üzerine bir miktar un serpip açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu oklavayla çevire çevire açıyoruz. Çok ince açmamıza lüzum yok. Ama bir miktar açacağız tabii ki. Böyle de çok kalın. Açmaya devam ediyoruz. Evet, kafi derecede açıldığına kanaat getirdik. Şimdi oda sıcaklığında erimiş tereyağımızdan sürüyoruz her tarafına. Her tarafına süreceğiz. Evet, hemen yayalım her tarafına. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir kapatıyoruz.
Evet, diğer tarafı da hemen getirdim, ucuna koydum. Tekrar evet, şimdi iki tarafa da yağ sürelim. Evet, tekrar bu şekilde katlıyorum. Evet, diğer tarafı da getirdim. Üzerine koydum. Hemen ucuca koydum. Tekrar yağlıyorum. Toplamda 125 gram tereyağı kullandım arkadaşlar. Her iki bezem içinde. Oda sıcaklığında erimiş. Evet, şimdi bunu diğerinin üzerine getirdim. Bu aşamada tek tarafını yağladık. Şimdi tekrar katladım. Sistem bu. Her ikisini de aynı şekilde yapıyoruz. Evet, ikisini de aynı şekilde hazırladım. Tabağıma aldım. Üzerini kapatıp buzdolabına koyacağım arkadaşlar. 1 saat buzdolabında bekleteceğim. Evet, dolaptan çıkardım. Bir tanesini tezgaha alıyorum. Evet, tezgaha bir miktar un serptim. Parçalardan birini aldım. Onun da üzerine bir miktar un serpiyorum. Evet, şimdi açmaya başlıyoruz. Evet, açmaya devam ediyoruz. Peyderpey arka ön çevirerek açıyoruz. Evet, arkasını çeviriyoruz. Evet, arkasını çevirip açmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, güzelce kare şeklini verdik. Güzelce açtım. Evet, şimdi keseceğiz. Evet, şeritler halinde kesiyorum. Şimdi yan taraftan kesiyorum. Evet, şimdi birer tatlı kaşığı beyaz peynir koyuyorum arkadaşlar. Sizler istediğinizi kullanabilirsiniz yine iç olarak. Ben bu böreğe, bu poğaçaya beyaz peyniri çok yakıştırıyorum. Evet, köşelerden birleştiriyoruz. Ve şu köşeleri de sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Hepsini bu şekilde kapatıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Evet, bir yumurta sarımız vardı arkadaşlar.
İçerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ kattım, karıştırdım. Bunu şimdi sürüyoruz. Bu arada bunu sürerken fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, tamamına yumurtayı sürdüm. Yumurta ve yağ karışımını. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar, böreğimiz ya da poğaçamız çıktı fırından. Enfes pişti. Bir de şu çıtırtıyı duyun istiyorum. Görüyorsunuz. Harika. Muhteşem bir börek. Evet, şöyle de açacağım. İçine bakın. Gördüğünüz gibi muhteşem bir poğaça ya da börek. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.